Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Mart Perşembe ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 19.40 birinci altılı Gayan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 çimde bir maiden koşuyla başlıyor. Koşu 53 bin dolarlık toplam ikramiyeli orta grup bir maiden koşu. Burada 1 numaralı Quick Quick Wit ile ekürü olan 8 numaralı Victorious Chief Rat Ortiz Jr. ile maiden'a veda etmeye en yakın isim olarak değerlendirdim. Victorious Chief, Rat Ortiz Jr. ile ilk kez start alacak kariyerinde. Son iki startında da ekürü çıkmış, favori çıkmış bir isim. 1700 metre çimpisteki önceki startında bir üçüncülüğü var. 1500 metre çimpiste de son startında yine favori olduğu koşuda ikinciliği var. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda biraz öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum 8 numaralı Victorious Chief'i, Rat Ortiz Jr. ile. İkinci koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1100 tapetada bir satış koşusu. 7 isim start alacak koşuda. Koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 28 bin dolar. 3 numaralı Adios Asher'la başlayacağız. Jose Ortiz ile start alıyor. 1000 metre çim ve tapeta pistteki son 2 startın ikisinde de üçüncülüğü var. Son startında favori çıkmış bir isim. 4 numaralı Big Gang Classy. Tyler Gaffalon ile start alıyor. 1100 tapetadaki son startındaki 20 binlik satış koşusunu 1.03.22 ile yine aynı jockey ile kazanmış bir isim. Bir de 6 numaralı Monforte Paco Lopez ile start alacak. 2020 yılında Black Type koşularda ağırlıklı olarak start almış. 2021'de de bir Black Type koşuda önceki startında üçüncülüğü var. Son startında da 35 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Paco Lopez'de favori olduğu startı 1600 çim 1.32.66 2 Mayıs 21'de bu koşusu 684 gün sonra yaklaşık 2 yıl sonra start alacak. Eğer bütçeniz müsaitse bir de 5 numaralı Toretto yazılabilir. Luis Saez'le start alacak olan. Üçüncü koşu maiden satış koşusu. Üç yukarı dış İngilizlere mahsus. 1100 tapetada bir maiden satış koşusu. Günün zor koşularından bir tanesi. 12.500 dolarlık maiden satış koşusu. 21.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Good Talk'la başlayacağız. Air Force Blue yavrusu Jose Morales'la start alacak. Önceki startında 100 binlik bir maiden koşuda dördüncülüğü var. 100 bin, 100 bin ve 90 binlik maiden koşularda start almış. Bu üst grup koşulardan bu 12.500'lük maiden satış koşusuna gelen bir isim 5 numaralı Good Talk. 8 numaralı Makassa Sonny Leon'la start alacak. Son iki startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1000 metre tapeta pistte bu son iki koşusu. 4 numaralı Marta My Warrior Lionel Reyes'le start alacak olan bir isim. Daha sonra 10 numaralı Kindness is Free Junior Alvarado'yla 12 numaralı Yeading West Julian Leparux'la ve son olarak 3 numaralı Blueberry Queen, Emize Elcan Emilio ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Koşudan çıkan olursa start alacak olan 14 numaralı Always Connected var. Son startında 1100 metre tapetada boyun farkıyla ikinciliği var. Bu isme de dikkat. Koşudan çıkan isim olursa, tabii hangi isimlerin çıkacağını bilmediğim için bu 14 numara koşarsa onu da eklemeniz lazım fonlarınıza. Dördüncü koşu ikinci altını dayanan ilk ayağı 21.08'de start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kumpisli bir şartlı koşu. Koşu 39 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 5 numaralı Yes I Am A Beast büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. Rat Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. 1100 ve 1200 metre kumpisli son iki startın ikisinde de ikincilikleri var. Rat Ortiz Jr. ile start alıyor bugün. Çok mecbur kalırsanız 5 numaralı Yes I Am Beast'i tek atabilirsiniz. Ben yanına 2 isim daha önereceğim. 4 numaralı Colobrate Javier Casarano ile önceki startında 35 binlik bir satış koşusunu kazanıyor. Tyler Gaffalone ile favori oldu önceki startı 1400 kumda 1.22.72 bir de 6 numaralı Picking Up Pennies Edgar Zayas ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 1600'deki son startındaki grup 3 koşu hariç ondan önceki 1600 metre kumpisteki 3 startını kazanan bir isim. 1.35.61, 1.36.46, 1.36.95 dereceleri 6 numaralı Picking Up Pennies. Eğer bütçeniz müsaitse geniş kupon yapıyorsanız 3 numaralı Kings Ovation Junior Alvarado ile ilave edilebilir bu ayakta.
Beşinci koşu maiden opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre tafetapiste start alacak. Koşu 50 bin dolarlık orta grup bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi de aynı miktarda. 9 numaralı Meet Me at the Beach. Fırat Ortiz Junior'la ilk şans verdiğim isim. Boyun farkıyla ikinciliği var. 1000 metre tafetapiste kariyerin ilk startında 15 Şubat'ta bu hipodromda. Daha sonra 13 numaralı Mighty Jin koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Bunun ekürisi 3 numaralı Our Fortune Cookie. Meet Me at the Beach ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Kariyerinin tek startında bir hartsuzun yavrusu Javier Castanan öyle start alıyor bugün. Bir numaralı Face the Music Tyler Gaffalone ile start alacak olan Kantaros yavrusu kariyerinin ilk startı. 8 numaralı Forever Uncaptured Joel Rosario ile start alıyor. Meet Me at the Beach ikinci. Our Fortune Cookie'nin üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var. Kariyerin üç startında da tabelada yer bulmuş bir isim. 11 numaralı Krabi ilk kez ve Lasix ile koşuyor. Luis Saez start alacak. Son olarak 2 numaralı Hits Different. O da ilk kez ve Lasix ile start alıyor. Edgar Zayas'la. 6. koşu bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte bir koşu. 2 numaralı Vlastislav ve 8 numaralı Cold Heart Ecurie. Koşu 25-35 bin bandında bir satış koşusu 41 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da bir numaralı Calibrator Edgar Zayas'la büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Önceki koşusunu 1500 metre çim pistte 20 binlik satış koşusunu 1.26.81 ile 3 boyla kazanıyor favori olduğu önceki koşu. 4 numaralı Light Fury Jose Ortiz ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş bir isim ve öncelikli olarak önereceğim son isim 5 numaralı Border Town Rat Ortiz Junior'la. O da 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 8 numaralı Kol Kurt'la Ekürü olan 2 numaralı Vladislav da kuponlara eklenebilir. 1670 tapetedeki son startını boyun farkıyla kazanmış 35 binlik satış koşusu. 7. koşu bir maiden koşu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre pump pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 84 bin dolar toplam ikramiyeli 3 gruba yakın bir maiden koşu. 7 numaralı Asil ilk kez Lasix'le ve Urat Ortiz Junior'la start alıyor. Kariyerin ilk startı bir Intimist çift yavrusu. Chet Brown'un antren ettiği bir isim. 8 numaralı She's Awesome Jose Ortiz'le start alıyor. Kariyerinin son 4 startında 3 tane ikinciliği var. 40 bin, 42 binlik, 70 binlik maiden, 40 binlik maiden satış koşularında bu koşular 1200, 1100 ve 1200 kol pistteki koşular. Bir numaralı Decanter Kantoros yavrusu Javier Casarano ile start alacak ve 4 numaralı Snow Princess Quality Road yavrusu Willy Mott'un antrenesindeki Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Bütçeniz müsaitse Michael Vasquez ile start alacak olan 2 numaralı Maerdema Girvin yavrusu ilave edilebilir kuponlara. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak. Burada da 2 numaralı Gold Magic'i Emma Jane Wilson'la tek olarak önereceğim. Koşu 75 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu 86 bin dolar toplam ikramiyesi var. Gold Magic 84 binlik üst gruba yakın bir maiden koşuyu 1200'de 1.35 ile yaklaşık 3 boy farkla kazanmış bir isim. Emma Jane Wilson'la kazanmış. Gene aynı jokey ile start alacak bugün. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda bu jokey ile bir uyum yakaladığını düşünüyorum ve 2 numaralı Gold Magic'i tek olarak öneriyorum bu koşuda. 9. koşu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir maiden koşu. Koşuya bakalım koşu. 84 bin dolarlık gene 3 gruba yakın bir maiden koşu. 4 numaralı Milieu ile başlayacağız. Junior Alvarado ile start alacak olan son iki startında bir dördüncülüğü bir beşinciliği var. 70 ve 84 binlik koşularda 1600 ve 1700 metre çim pistlerde. 9 numaralı Solisiation Joao Rosario ile start alacak olan bir isim. Bir Run Epi yavrusu. 1 numaralı Make the Boys Wing Tyler Gaffalana ile start alacak. Kariyerin iki startında 1500 çimde 4, 3. 1670'te çim pistten tapete alınan koşuda da dördüncülüğü var. Her iki startta bu seneki startları.
10 numaralı preliminary Orat Ortiz Junior'la start alacak olan ilk kez start alacak olan Lope de Vega yavrusu Chad Brown antrenörlüğündeki bir isim ve son olarak 3 numaralı Red Roulette ilk kez kariyerinde Javier Castellano ile Velasquez start alacak bir Amerikan Parva yavrusu. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesi de her türlü ihtiyaç duyabileceğiniz bilgiyi bulabilirsiniz. Ayrıca yarışlar başlamadan 1-2 saat öncesinde çıkan atlar deklare edildiğinde bu sitede yer alan şablonu da güncellemeye çalışıyorum. İmkanlar el verdiği ölçüde bu sitenin nasıl kullanacağına yönelik küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce Ron Nicoletti'nin bugünkü koşulara ait seçimleri ekranda görüldüğü gibi. Race 1, 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 803-7, Race 2, 3-4-6, Race 3, 5-8-4, Race 4, 4-6-5, Race 5, 9-3-8, Race 6, 3-1-5, Race 7, 7-8-1, Race 8, 5, 2, 7 ve Race 9, 4, 9, 1. Race 4, ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı.
Diğer bir isim de Pedro Casella. Bugünkü koçlara ait seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Reis 1, Reis 2, Reis 3, Reis 4, 2. altılı Ganyan ilk aya. Ve Reis 9, 2. altılı Ganyan'ın son aya. Bu her iki PDF'i de xbracing.com web sitesinde yabancı tahminciler başlığı altında ulaşabilirsiniz. Oraya yerleştiriyorum bu iki PDF'i. Bunlar da benim tahminlerim. Size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı Gayen ilk ayağı Quick Quick Wit ile ikili olan 8 numaralı Victorious Chief Rat Ortiz Jr. ile tek olarak önerdiğim isim. İkinci ayak 3 numaralı Adios Asher, 4 numaralı Big Gang Classy, 6 numaralı Monfort ve bütçeniz müsaitse 5 numaralı Toretto. Üçüncü koşu biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. 5 numaralı Good Talk, 8 numaralı Makassa, 4 numaralı Marta May Bouvier, 10 numaralı Kindness Kindness is Free, 12 numaralı Heading West ve 3 numaralı Blueberry Queen önerdiğim isimler arasında. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan ilk ayağı 5 numaralı Yes I Am Beast, 4 numaralı Collaborate, 6 numaralı Picking Up Pennies ve 3 numaralı King's Ovation. Beşinci koşu 9 numaralı Meet Me at the Beach, 3 numaralı Our Fortune Cookie, 13'lü Ekürü. 1 numaralı Face the Music, 8 numaralı Forever Uncaptured, 11 numaralı Krabi ve 2 numaralı Hits Different. 6. koşu 1 numaralı Kalibratör, 4 numaralı Light Fury, 5 numaralı Border Town ve 8 numaralı Kalkut'ta ikili olan 2 numaralı Vladislav. 7. koşuda 7. koşu 7 numaralı Aksin, 8 numaralı She's Awesome, 1 numaralı Decanter ve 4 numaralı Snow Princess ve 2 numaralı Mayer Dama. 8. koşuda 2 numaralı Gold Magic tek olur gibi gözüküyor Emma Jane Wilson'la. Son koşuda da 4 numaralı Milio, 9 numaralı Solution, 1 numaralı Make the Boys Wink, 10 numaralı Preliminary ve 3 numaralı Red Roulette önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.